Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. İtalya ile birlikte eyvah eyvah. Roma İmparatorluğu'na olan kutsal yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda biz kimle savaşacağız abi? Sohbetler. Çekme, hepimiz aynı taraftayız şu an için. Macao, Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı savaştayız. Onlar şimdi beklesinler, yapacak bir şey yok. Ben Türkiye'ye savaş ilan edeceğim. Valla hemen şöyle savaş ekranını kapatalım. Asimile işlemlerimiz vardı, onları birazcık ilerletelim. Askeri yapılanmamıza bakalım çünkü neredeler bilmiyorum. Buradalar. Atina'ya gelin bakalım. Buraları dolu. Bu taraflarda da askerimiz var. Abi güzel, yapacak bir şey yok çünkü yani dayanabildiğimiz kadar dayanacaktık aslında. Artık ilerlemenin tam zamanı diye düşünüyorum şu an için. Asimile içinde bayağı bir masrafımız var. Askerler gelsin bu tarafa doğru. Ben çünkü Türkiye üzerine bir savaş ilan edeceğim. Türkiye ciddi çünkü bu hususta. Ben Roma İmparatorluğu kurmak istiyorum. Başka seçeneğimiz kalmadı geriye. Bir dakika. Tamamdır. İlk etapta en azından buradan askerler basalım da Türkiye'nin buradan da gelmesi engel olmuş olalım. Burgas tarafından. Vallahi çok iyi asker çıkartıyorum aslında normal şartlarda. Türkiye'nin yarısını alacağım. Çok fazla bir şey istemiyorum. Amacım yok. Şurada 70 binlik bir askeri var aslında Türkiye'nin. Buraya benim yeteri kadar asker sevkiyatını bitirmem lazım. Kasamız şu anda bomboş. Oy 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 oy. Fethiye tarafından askeri birlik. Tabii şu anda çekiyorlar artık burayı. Çünkü onlar da fark ettiler, sıkıntının farkındalar. Araştırmaya vereceğiz. Abi birazcık tur atlayalım biz burada. Kasamız para görsün. Akabinde zaten askeri basacağız yeteri kadar. Ondan sonrasında tadına yenmez artık bu topraklar. Öyle geliyor bana. Çok da zorlanmak istemiyorum. Yani işi riske atma taraftarı değilim. Zaten yarısını kadar alacağım. Şu toprakları alacağız. Bir de şu yere kadar almak yeterli olacaktır. Ben buraya 150 bin asker basacağım büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden bir saniye dur. Tamam, siz buraya doğru bir gelin şöyle bir. Tamam. Biz an itibariyle Türkiye'ye Özgür Suriye, Kıbrıs, Katar, bunlar hepsi birlik olmuşlar buraya abi. Tamam, sen buraya 150 bin askerle çıkış yap. 100 bin asker de buradan gelsin. Sen bu tarafa doğru ilerle. Tabii burada bizim askerimiz kalmadı. Çok güzel. Ufak ufak saldırılar düzenlediğimizde bizim işimiz tamamdır. Tamam. Yalnız İzmir, of. Buralarda çok sağlam bir direniş var. Tamam, sen buradan döndüreceksin artık, başka çaremiz yok. Kısa kısa ilerleyeceğiz. Kıbrıs alacağız. Bu şu anda tabii ki tamamını birden savaşa çekler değil mi? Libya ordusu vesaire hepsi gelecek şu anda üstümüze. Başka kim var? Özgür Suriye geliyor. Kuzey Kıbrıs geliyor. Katar geliyor. Tamam, biz şuraya bir dağıtalım ama of, iyi asker çıkardı. Ya salak mısın sen ya? Tamam. Bak şimdi. Asker basıyorum ama buralarda çok fazla asker basamıyorum çünkü ekonomi bitmek üzere. Yani bitme noktasındayız zaten. Şuraya dayandır. Yarı bele kadar gireceğiz artık. Yapacak başka bir şey kalmadı bu topraklarda. Tamam, sen de bu taktiği bildir abicim şöyle. Al buraları. İn aşağıya doğru. Sen buraya yarı bele kadar sok şöyle. Fethiye'yi de 10 bin asker çıkartalım. Buradan da şöyle bir tam dik yarıda asker atarsak bir şeyler yapmış olacağız.
Türkiye fazla müttefiki var şu an için. Doğal olaraktan tamam. Çoklu cephede savaş yapıyoruz şu an için. İstediğimiz şeyler değildi bunlar ama maalesef hedeflerimize ulaşmak adına bunu yapmamız gerekiyor şu an için. Abi sen bu tarafa doğru gel. Sen şöyle in aşağıya. Çok pardon, telefon sesi açık kalmış yine. Başkenti alacağız. Başkenti mecbur alacağız yani, başka çaremiz yok. Tamam, bu tarafa doğru geleceğiz abicim şöyle. Sen de aşağı doğru in ki bu toprakları sağlam alalım. Alın abi, yukarı doğru çıkın. Şimdi şöyle yarı yarıya şöyle şöyle. Buradan tabii ki bir belli yukarı çekmemiz lazım bizim. Biz yine Atina'dan bir 12 bin civarında bir asker çekelim. Şimdi şuradaki aynen bak, buraya bekliyordum zaten. Allah'tan çok iyi direndi bizim çocuklar. Güzel. Üst toprakları çok istemiyorum aslında, Balkanlardakileri. Yani aşırı bir lazımlığı yok benim için şu anda. İn abi. Yapma işte güzel oyun. Bana bunu yapma. Yapma ki karşılıklı olarak saygı sevgi içerisinde ilerleyebilelim. Şuraya doğru geç. Of, 19 bin asker var burada. Çek bu tarafa doğru. Bunları buradan çekmemiz lazım bizim. Vur baba yukarı doğru. Seni ben ileri doğru kaydırayım ama burada büyük tane patlayacağız bizim askerler ya. Kötü oldu bu iş. Para basıyoruz ama maalesef yeterli değil. Yürü abi. Oyun nereye attı yine bizi ya? Yürü abicim yürü. Adam bastı oraya yani. Tamam, ben Anadolu topraklarını aldım. Yani alıyorum ama bir yandan da ciddi bir mücadele veriyorum bu topraklarda. Adamlar gerçekten çok iyi saldırdılar. Helal olsun. Takviye birlik çıkartmak lazım buralara. Tamam, şu şuraya gelecek. Ya bu da buraya basacak artık ya. Başka çaresi yok yani bu işin. Anadolu işlere doğru, Ankara'ya doğru ilerleyelim. Köstenci tarafında bir şey var ama valla. Neyse. Ya geliyorlar. Şu anda ilerleyecekler. Haklı olaraktan. Sonuç itibariyle. Onların toprakları. Abi ne yapalım? Biz dağıtacağız buraları ya. Ya alabildiğimizi alacağız. Al abi. Çık yukarıya. Yani yukarı çıkmamız lazım şu an için. İskenderun'u buradan alalım. Sen yine bu tarafa bir çıkartma at bari. Başka yapacak bir şey kalmadı geriye. Siz de burayı alın. Burayı aldıktan sonra zaten şuradaki askeri birliği ben buraya doğru çekebilirim. Çünkü Avrupa tarafında yani burada Türkiye'nin toprağı kalmadı. Çin Halk Cumhuriyeti baya baya dağıtıyor bizimkileri. Ya yani dağıtsın yani. Ne yapayım ben? Onları da kurtaramayacağım şu anda. Ben farklı sevdalar peşindeyim şu anda. Reis. Ben yine şuradan şöyle takviye atayım. Buradan da takviye atayım. İşte yani şu çıkıntı olayını toparlayamadık maalesef. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam. Hadi be. Ben. Çok güzel.
Bu kadar açılmaya gerek yok. Ben de Türkiye toprağı bırakacağım burada. Bırakmam lazım zaten. Şurada biz bir alalım. Ufak ufak gelecek artık Türkiye. Yapacak bir şey biz yok. Tamam. Türkiye'yi tamamen silmek gibi niyetimiz yok. Bunu baştan bir belirtelim. Tamam. Oo, çoğu toprağını aldık. Tamam. Türkiye ile ateşkes anlaşması yapacağız. Çok güzel. Zannedersem buraya kadar aldığım topraklar bize yetiyor. Şimdi ikilik bir şey kaldı ama ikilik bir yer alamıyoruz ki. Şimdi buraya bırakıp buraya alsak. Hadi 15 turlukta bir ateşkes yapsak. Acaba böyle miydi? Hatırlamıyorum ya. Tamam. Ne olur tamam olsun ya lütfen. Ah, yüksüz topraklar da varmış abi ya şuraları. Neyse. Tamam abi, yani dayanacak bir şeyimiz yok yani. Şu üst toprakları da alacağız buradan. Ben birazcık burada asker basayım ki Türkiye bu topraklarımıza saldırmasın. Yani bu Avrupa'daki, yani şuradaki toprakları istemiyorum Balkanlardakini. Trump, sen niye bana savaş ilan ediyorsun oğlum ya? Ta neredesin bir de ya? Ulan girmeye kalksam işte okumayacağım ya. Nijerya Krallığı da savaş ilan ettin. Ya ne kadar centilmensiniz, ne kadar güzel ülkelersiniz siz böyle ya. Her önde gelen bize savaş ilan etti. Valla İtalya ile Roma İmparatorluğu kurmakta çok zorlanıyorum şu an için. Aslında Çin'le başı dertliyken Sovyetlerden şu toprakları alsa mıydık ya? O da çok zahmetli olacak bizim için. Şöyle asimile isteyen yerlerimiz var Türkiye'de. Onları biz yapalım. Ya o bizim yapmak borcu, boynumuzun borcu bir kere. Tamam, geçin kardeşim. Biz size dokunmuyoruz zaten. Ordu içinde pay vereceğiz. Güzel. Ben buraları dağıtırım aga. Bu Türkiye zaten. Sen orada bekle. Şuraya ben liman yapayım abi. Çok sıkıntı yaşadık bak burada. Direkt bu tarafa geçmek zorunda kaldık liman arayışımızda. Normal limanımız olsaydı çat 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 hızlı hızlı dala dala geçerdik. Fas'la ilişkilerimiz nasıl? 52. Aslında böyle, ya neyse, Fas'a dokunmayalım. Ya şu Libya'ya. Libya ordusu. Ya Türkiye hiç savaşmasak da. Hakikaten bak şöyle hakaret etsek ya, o da etik olmuyor ya. Reis, kusura bakma, sana da hakaret ettik ama. Neyse, 9 turluk bir ilerleyişimiz var. Şu bir bitsin. Bir yandan da asimile gerektiren yerlerimiz vardı. Orada da yapmış oluruz hem böylece de. Norveç, Polonya, Avusturya, Polonya. Bunlarla durumlar nasıl? Artı 19, artı 21, 29. Oğlum sevmeyin bizi lan. İki turum kaldı. Tamamdır. Şu bölmeyi al isteyeceğim. Ultimatom gönderiyorum. Eyalet talep ediyorum. Fırça diyorum. Şuraları ver bana. Hadi İskenderun'u da ver. Reis, böyle olmaz ama bak. Hayır lan. Eyalet talep ediyorum. Fırça diyorum. Yok. Tamam. Kendisi bilir. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu dördünü almam yeterli benim için. Ama zannedersem dördünden de ziyade.
Biz yine bu topraklara gireceğiz mi ya? Gireceğiz mecburen anladığım kadarıyla. Tamam abi, ne yapalım? Ah! Adam illa Kıbrıs'a diyor ki gel bana dokun. Yalnız çok komplike bir saldırı oldu bu. Al abi burayı. Sen her şey her hakkını kullandın. Bak sana dokunmayacağım. Yani özgür Suriye. Seninle bir niyetim yok benim. Vallahi. Yo, tamamını çeksem tarafa ya. Gel abi böyle. Vallahi 25 bin asker çektiriyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Biz buraya kadar askerimizi atalım böyle. Şurada yine taktiğe birlik dayayacağız. Mecburen dayayacağız. Yine hepsi bize savaş ilan etti. Hepsi bize savaş ilan etti. Şurada iyi askeri vardı ama. Tamam, Türkiye'nin bayağı bir toprağını alacağız gibi görünüyor şu an için. Sen kademeye adam çek. Sen gir buraya. Trabzon'u da alalım. Ya niyetim yoktu, tekrardan söylüyorum. Yani ben buraları almayacaktım. Ama şu anda mecbur kalıyorum almak için. Ya Katar Matar alayı bize şu anda savaş ilan etti. Tamamdır. Yürü abi. Bindir abi, bindir yani bu saatten sonra. Şöyle yapalım, daha diyelim buradan direkt asker alalım. Sen şurayı bir temizle. Burada yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Devam abi. Avrupa'yı alacağım. Yani Balkanlardaki Türk topraklarını alacağım. İstiyorum çünkü onları. Tamam. Gel bakalım bu tarafa Alican. Türkiye'nin 213. Bu sefer tamamı. Taleplerimi gönderiyorum. Tamamdır. Yani artık bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Tamam, sen de bu tarafa doğru geç. Yalnız Sovyetlere karşı bayağı bir sıkıntı var. Kazaklar ne alakalı? Kazaklar Türkiye ile savaştı. Sovyetler Birliği ile de savaştılar. Ya yani sadece bizim şuradaki toprakları kaybetmemiz nelere mal oldu bak ya. Ya konuyu acayip şekilde uzatmamıza sebep oldu şu anda. Yoksa biz çoktan Roma İmparatorluğu'nu kurmuştuk. İtalya Krallığı bu topraklarda bize ait ama Libya'dan ultimatum, eyalet talep et, fırça. İsteyelim hepsini. Kaydet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Cezayir. Ya Cezayir gelmeyebilir. Artık bu saatten sonra şey yapıyorum ya. Bence fantezi yapmaya başladım. Dur lan. Ultimatum gönder. Eyalet talep et. Lan ne? Ne istedik oğlum biz senden? Salak. Bak ya. Eyalet talep etmeden eyalet talep ettik adamdan. Ultimatum gönder. Eyalet talep et. Biz vasallaşma talep ettik değil mi biraz önce? Allah'ım. Allah'ım adama vasallaşma talep ettik.
Tamamdır. Bu topraklar da bize ait oldu. Fas, Tunus, Moritanya, Mali, maşallah bu topraklar falan bayağı aşağı kadar iniyor. Suudilerle aramızda artı 100. İttifak talep etsek gelmez. Niye? Çünkü biz savaştayız şu anda, değil mi? Aynen. Tamam, ben şu asimileyi yapacağım çünkü deli gibi para harcayacağız biz bu topraklarda. Çok sıkıntı çekeceğiz ama dediğim gibi yapacak herhangi bir şey yok çünkü amacımız Büyük Roma İmparatorluğu'nu kurmak. Abi bitmiyordu. Hakikaten bitmiyordu yalnız ha. Hindistan bize karşı iyi duygular besliyor. İlişkilerimizi geliştirelim. Vardır mutlaka bir çıkar planı. Yani Hinduler. İran ultimatum göndersek, eyalet talep etsek, şöyle işi iyice abartsak biz. Reddetti. Güzel. Tamam reddet zaten. Ya ben sadece şansımı dedim ama Hindistan'ı ben kendime ittifak yaparsam içinden geçerim İran senin. Şuradaki asilde işlemlerimiz bitmiyor. Tokat tarafı. Abicim kasada para kalmadı ama sen bilirsin yani. Biraz daha hızlandıralım şuraları. Ya şu toprakları bize vermesi lazımdı aslında ya. Ya hiç savaşa girmeden aslında ticaret talep etsek. Bak. Eyalet. Ticareti de kabul etmiyor ya. Önceden mis gibi ticaret bug'ı vardı. Çatır çatır bir şeyler yapılabiliyordu. Abi asimilasyonlar da bitmiyor işin kötü tarafı ya. Hiç savaşamayacağım seninle şu anda. Yani hiç öyle bir şeye girişme. Adam bu arada bizim şeyi vasallığımızı kabul etmiş. Biz onu kaçırdık tabii ki ama gözden. Şu olayı bir türlü bitiremedik ya. Şöyle bir sadece vasallaşma işlerini açacak bir tane personel alsak vallahi süper olacak ha. Ciddi söylüyorum bak yani parmağım koptu çat 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 seri seri bir de. Bir de bitmiyor üstelik. 82 bin altınımız var tur başına. Yani aslında Sovyetlerin içinden geçeriz gibi geliyor bana ya. Hayır ediyorum şu an için. Sen zaten yeteri kadar kafan dağınık vaziyette. Biz buradan hızlı bir şekilde kapışırsak. Bak baba biz burada toprakların tamamını alırız. Çok da sağlam asker geliyor şimdi yalnız ha bak. Tak tak tak. Savaş ilan ettim. Vallahi savaş ilan ettim ya. Yeter. Asik. Ben Sovyetlerden bu toprakları alırım derdindeyim. Adamların derdine bak ya.
Şurada başka uzayabileceği bir alan bırakmayayım bari ben bunları da. Yes. Tamam. Valla şuralar için yapacak bir şeyimiz yok da şöyle gireceğiz artık abi. Şöyle yukarı atalım. Tamam, ben bu Rus topraklarını aldım. Ya buralardan ben toprak çıkartayım da. Akabinde ateşkes yapacağım zaten. Ben ana topraklarımı kurtarayım. Tamamdır. Ama çekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çekler bu saatten sonra bok yedi. Yani yalvaracaklar topraklarını geri almak için. Yok, acaba yok ya, bu bölümü sadece çekler ayıracağım şu anda. Yürü abi, bas basabildiğin kadar abi, asker. Hadi. Çekler pişman olacaklar ya bu yaptıklarına. Çek Cumhuriyeti'nin bütün topraklarını alıp askerlere öyle yani şeyi Rusya ile öyle ateşkes yapacağım. Ciddi anlamda öyle ateşkes yapacağım. Şu anda ateşkes yapmayı planlamıyorum bile. Tamam, buradaki askerlerim yeterli. Şuradakileri valla Trabzon tarafından. Neyse, çok zorlamayayım. Buradan gelirse gelir aslında askere ama getirmedi demek ki. Şimdi çeklerse. Ruslardan bu topraklarını almayacağım. Sadece şurada geride kalanlar için uğraşacağım. Yani şu bölgeyi alacağım sadece. Aa, kesin buradan çıkıntı yapacak bak şimdi. İyi yapmadı. Oo, başkente güzel direniş var. Gel baba. Alın abicim artık ya. Alın buraları. Çekleri tamamıyla hibayemize alalım. Ondan sonrası Allah kerim. Sen kaşındın oğlum. Tamam. Şimdi Sovyetler Birliği'nden tamam, oraları aldım. Buradan da toprak aldım. Çeklerin de büyük bir kısmını aldım. 45 turlukta asimile şey ateşkes. Tamamdır. Şöyle geniş açıyla bakıyoruz. Alacağımız toprakları Sovyetlerden aldık. İtalya Krallığı olarak baya baya büyüdük. Amacımız zaten yeterli bir seviyeye ulaşabilmekti. Şöyle asimile işlemlerinde valla baksana şuraya ya, maşallah ya. Tamam, amacımızı bozmayalım. Şöyle geniş açıyla baktık. Ve nihayetinde o istediğimiz oyunun başından beri mücadelesini ver. Aa, niye? Ne lan, bin şeyimiz mi yok? Ne oldu oğlum? Aa,
Kasada 1000 altınımız yok. Rezillik. Tamam, şöyle oyunun başından beri yavaşlamış olduğumu... Lan oğlum! Pas. Hakaret et pasa. Lan oğlum, o toprakları biz nasıl unuttuk orada ya? Şimdi ya kabul etmezse bu şeyi? Ulan bildiğin ana avrat sövüyoruz adamı şu an. Ultimatom götürüyorum. Eyalet talep edeceğim. Tamam. Verdi. Allah'tan verdi, yeterli. Tamam şimdi. Başa olurum tekrardan. O lan he. Yine mi paramız yok? Yo, paramız var. Evet, bir dakika, bir saniye. Ne oluyor şu anda? Biz hala bunlarla ittifakta değiliz oğlum halbuki ama. Savaşta olduğum için mi kabul edilmiyor lan? Çok güzel. Bir kez daha deniyoruz. Abi niye olmuyor? Başka bütün eyaletlere sahip değil miyim? Oğlum bütün eyaletlere sahibiz ya. Burada bile fazladan bizim ya. Aa, bir saniye lan, bir sıkıntı var burada. Ne gibi bir sıkıntı var? Niye böyle yapıyor şu anda bu? Bak. Paramız var, her şeyimiz var. Roma İmparatorluğu bulunmuyor. Tamam. Bütün eyaletlere sahip. Sahibiz ya abicim. Tamam mı? Bize ait ya. Oyun bize bir şeyin pisliğini yapıyor ama çözemedim. Arkadaşlar yorumlar kısmına yazın bakalım ya. Neden böyle yapıyor bu şu anda? Lan Roma Krallığı'nı şey... Roma İmparatorluğu niye kuramıyoruz oğlum biz? Tamam, bin diplomasi, barışta bir vasal yok. Roma İmparatorluğu bulunmuyor. Güzel. Hayır abi. Lan burası Malta, seni öldürür mü lan? Senden dolayı mı olmuyor oğlum? Hayır. Abi ne alakası var? Bunun çoktan düşmesi lazım ya. Hala olmuyor lan. Bütün eyaletlere sahip diyor. Bütün eyaletlere sahibiz. Lan %100'ü bizde gösteriyor. Allah Allah, bir dakika, bir saniye. Oyunu bir kaydedelim. Tamam, çok güzel. İstediğimiz bu zaten. Roma İmparatorluğu. Abi %100 bizde. Yok, ciddi bir sıkıntı var. Burada bir problem var. Oyun bug'ı falan mı oldu acaba ya? Bir gir çıkıp düzelsek düzelir mi acaba? Lan çok canım sıkıldı. Biz niye kuramıyoruz bunu? Şekillendir Roma İmparatorluğu. Yine olmuyor ya. Bütün eyaletlere sahip değilsin diyor. %100'ü Roma İmparatorluğu diyor. Şey, İtalya Krallığı diyor. Başkentimiz burası. Evet. Yok, burada bir sıkıntı var ve ben çözemiyorum şu anda. Asimile olmadığı için mi acaba? Öyle bir imkan sizce olabilir mi? Tamam, hemen geliyorum. Asimile işlemlerini bitiriyorum, bir saniye. Allah kahretmesin. Buldum dostlar. Şuradaki küçücük yer var ya, şu uç kısım. Burası maalesef çorak arazimiş orası. Neyse, orayı da bir nüfusa katmış olduk yani. Bir sıkıntı vardı orada, şimdi hatırlayamayacağım ne olduğunu. Roma İmparatorluğu'nu kur diyorum, geniş açına bakıyorum. Ya Allah kahretmesin ya.
Evet diyoruz ve Roma İmparatorluğunu resmen kurduk. Bu oyunun başından beri amacımız bunu gerçekleştirebilmekti ve en sonunda gerçekleştirmiş olduk. Kolonimiz yoktu. Şurası kolonizasyon yapılmamıştı. O ben oraya koloni yaptım. Güzeldi oldu. Vay be. Evet dostlar, bir bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz aslında. Artık finale ulaşmış olduk. Roma İmparatorluğunu resmen kurmuş olduk. Umarım video size hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala abone değilseniz abone olabilir ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki yeni bölümlerde, yeni senaryolarda karşılaşmak üzere. Bay bay.